ilahiyatçılar fikirlerini söyleyebilirler. O da ilahiyatçı. Fakat burada sıkıntı olan şey Allah adına ve peygamber adına konuşma iddiaları. Ha. Yani Allah'ın sözcülüğünü ya da peygamberin sözcülüğünü. Şimdi bunu kimse yapamaz. Hiç kimse yapamaz. Hepimiz kendimize ait görüşleri, kendimize ait yorumları şey yapıyoruz, söylüyoruz. Yani bir kere bence bu terbiyenin yerleşmesi lazım. İlahiyatların ilk önce el atması gereken mesele bu iddialar. Çünkü bu iddialarla hem kendilerine bir nüfuz ediniyorlar, hem başka insanlara karşı insanları kışkırtıyorlar, tekfir ediyorlar, iman dairesinden çıkartıyorlar vesaire. Yani suç olan bu eski kitaplardaki bu tür fetvaları tekrarlamak değil. Ama tabii şöyle bir şey var. Yani hukuken suç değil. Ben de aynı kanaatteyim. Evet. Ama yanlış. İnsanları rahatsız ediyor. Cevap tabii, neden verilmesi. Yanlış? Şunun için yanlış. Yani biz toplumda güveni tesis etmek zorundayız. Biz kadın erkek ilişkilerinde yani güven esas olmalı. Fakat bu tür fetvalarla güvensizlik esas haline geliyor. Mesela geçen gün bir arkadaş söyledi. Bir beyefendiyle asansörün kapısında beklerken asansör gelmiş. Beyefendi demiş ki yas buyurun siz çıkın demiş, ben sonra çıkarım. Şimdi erkekler de kendilerini şaşırıyorlar. Evet, yani nasıl davranayım yani? Sanki potansiyel tacizci gibi, işte asansöre birlikte binerlerse kadıncağızın aklına kim bilir ne gelecek. Yani güven ortamını dinamitliyor bunlar. Zaten benim bu bizim literatürdeki fitne fesat tezgahıyla ilgili şeyim şu, yani görüşüm şu. Yani bu tezgahtan geçen, bu literatürdeki bu rivayetleri okuyan, işte Kain'in ateştir, kayınvalidenin elini öpme, şunu yapma, bunu yapma. Bunları okuyan insanların ve bunu da böyle sanki peygamber tavsiyesiymiş gibi okuyan insanların yani bu sağlığı bozulur. Evet. Evet. Çok sıkıntılı. Yani bizim bu rivayetlerle gerçekten kendi psikolojimiz için uğraşmamız gerekiyor ve toplumda güveni sağlamamız, güven esas olmalı. Bu istisnai şeyler olabilir. Her yerde olabilir. Bunlara karşı da caydırıcı önlemler veya insanlara bir şeyler öğretirsin falan. Ama yani niye asansör, yani şimdi asansör insanlar için bir şey haline geldi. Yani bu konuşmalar üzerine. İnsanların rahatsızlığı da bu. Veya ne bileyim işte 6 yaşında çocukların evlenmesi. Yani insanlar Müslüman olduğu için mutlu olmak istiyor. Müslüman olduğu için başı önünde olmasını istiyor. Ama böyle bir şey ortaya çıktığında ya Allah Allah bir dakika diyor ya, ben nasıl bir dine inanıyorum, bu gerçek mi? İnsanlar kendi dinlerinden, kendi şeylerden şüpheye düşmeye başlıyorlar. Yani bu 6 yaşında evlilik, 10 yaşında evlilik, bu hikayeler tarım toplumunun yani çok meselesi. Güzel bir noktaya geldiniz. Tarım toplumunun meselesi. Çünkü orada evlenmek özgür iradeyle kişilerin mutlu olmak için filan yaptıkları bir şey değil ki. Bir tür alışveriş, değiş tokuş, güç değiş tokuşu vesaire. Yani o ortamda zaruri olarak yapılan ve ona göre şekillenmiş bir fıkı siz bugün yani aşk evliliği beklentisinde olan insanlara getirip anlattığınız zaman ne oluyor? Gene insanlar Allah Allah, din dediğiniz şey bu mu ya? Yani ben neye inanıyorum? Ve inanın yani dindar kesimin çocuklarından bile bir sürü çocuğumuz dine karşı gayet olumsuz duygular taşımaya başladı. Yani bu tür bunu şeyler. Bunu gözlemliyorsunuz. Evet, tabii ki gözlemliyoruz. O yüzden yani bunlar dine zarar veriyorlar. Evet. Kendilerini keskin Müslüman zannediyorlar ama evet, dinde maalesef. Yaşanamaz yani ilk hale önce getirmiş dindar insanlara zarar veriyorlar. Dinden hoş, yani dindar olmaktan ya da bir Müslüman olmaktan mutlu olan insanlar bu tür şeylerle karşılaştıkça Müslümanlığa olan güvenleri sarsılıyor ve başka arayışlara giriyorlar. Sonra da seküler de olsa, yani Müslüman olmasa da Müslümanlarla birlikte yaşayan bu ülkede insanlara zarar veriyorlar. Çünkü onlar da şöyle düşünmeye başlıyorlar. Ya bu yobaz insanlarla biz bir arada nasıl yaşayacağız?